Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Netflix'in Atiye dizisi hakkında konuşmak istiyorum. Atiye'yi oturdum. iki günde bitirdim. Ee, çok beğendim. Çok sürükleyici Bir günde bitirmek istiyordum ama çok uykum geldi artık. Gece yarısından sonra bıraktım diziyi. Ama çok beğendim. Çok da uykusuz kaldım ilk 5 bölümü bitirene kadar. Çok güzel bir diziydi. İlk bölümlerden başlayalım. Önce şunu söylüyorum. Ben bu diziyi ikiye ayırdım. ilk 4 bölüm ve son 4 bölüm olarak. İlk 4 bölüm çünkü çok farklı ilerledi. İkinci 4 bölüm ise çok farklı ilerledi. İlk 4 dört bölüme gelince dizinin açılışı bir kere müthişti. Atiye giriyor giriş müziği işte zaten öldür, öldürülmüş mü baş, başka hayattan mı kendi cenazesini izliyor yoksa başkası mı gönül. O sahne iyiydi. Dark'a benziyordu ama gerçekten iyiydi. Sonra birden At Atiye'nin atölyesinde buluyoruz kendimizi. İşte müzik falan gündelik hayat. Müthiş bir giriş olmuş. Bizim klasik Türk dizilerinden çok farklı. Hakan Muhafız'dan çok farklı. Dizinin ilk bölümlerinde Atiye kendini şizofren sanıyor. İşte hayaller görüyor. Sürekli bir şekil çiziyor. Göbek Tepe'ye falan gidiyor. Bir kızla karşılaşıyor ki daha sonra biz bu kızın alnında yıldız olan bu kızın aslında Atiye'nin teyzesinin ruhu olduğunu öğreniyoruz. Bunu zaten dizinin sonunda öğreniyoruz. İşte Atiye'nin Atiye anneannesini falan öldü sanıyor. Aslında Atiye'nin ailesinden gelen güçleri varmış ee, işte annesi, anneannesi, teyzesi falan. Atiye'nin baba, Atiye'nin büyük babasını öldürüyorlar. Kış karkız kardeşi işte teyzesini vuruyorlar ve o teyzesini anneannesinin gözün önünde ateşe atıyorlar ve bu, o o faciadan tek sağ kurtaran Atiye'nin annesi oluyor. Atiye'nin annesi bu facialardan sonra önce kolunun kolundaki lekeyi yakıyor ve anneannesini herkese öldüğünü söylüyor ve kimse bu kadından haber olmuyor. İşte ilk dört bölümde Atiye sürekli o kadının halüsinasyonlarını görüyor. Aslında burada şu var. Hani e, mistiklik değil de bizim Türk kültüründe bilirsiniz şey vardır. Duru görü diye bir şey vardır. Fallar falan vardır. Bu duru görüye çok inanılır. Dizinde bunu çok iyi işlemişler. Duru görü sayesinde Atiye'nin anneannesi aslında Atiye'ye sürekli görünüyordu. Atiye de tabii kafa bir şey gördüm diyor sürekli. E, artık bayılıyor. Sesler duyuyor. Korku yaşıyor. Kendini tabutta görüyor. işte düğün menüsünü seçerken. Orada zaten Atiye'yi hastaneye yatırıyorlar ve sen şizofrensin diyorlar. Ben şunu da çok beğendim. Dizinde. Atiye çok rahat bir şekilde evet ben şizofrenim bunu kabul ettiği ne kadar yumuşak kabul ediyor ne kadar aşk arkadaş canlısı İşte ha şizofrenmişim ilaç falan alıyor bunu çok doğal karşılıyor ben bunu çok ben güzel işlemişler yani Atiye'nin deli halini ve hani şizofrenin de normal olabilecek bir hastalık olduğunu söylemeleri de dizinin bize bu şekilde belirtmesi çok güzel olmuş ee, Tabii Atiye daha sonra işte dizinin ikinci dört bölümüne geçiyoruz burada ee, düğünden kaçıyor. Ha bunu da belirtmek istedim ki Beren Saat'in oyunculuğu müthişti. İlk şizofreni öldüğünü öğrendiğinde ilaçları alıyor ya. Kardeşiyle oturuyor orada. İşte orada onun o yüz ifadesi. al Önce gülüyor, kaka Yüz modu değişiyor. Sonra ağlıyor. Birden o duygu geçişine Beren Saat müthiş varmış dizide. Kimse Beren Saat'in oyunculuğundan laf etmesin. İkinci dört bölüme geçtiğimizde zaten artık mistik olaylar başlıyor. Atiye Nemrut Dağı'nın altında. Anneanne söylüyor bu arada. Ee, orada işte evet, çıkıyor. işte Nemrut Dağı'ndan çıkıyor falan. Kumların onu biraz abartı buldum orayı beğenmedim açıkçası daha sonra tabii Ozan'ın babasından bir şey çıkacağını söylemiştim Ozan'ın babası da işte kanlı işler çeviren bir adam bu arada o kamçı sahnesi nedir ya nedir yani sanki e Padişah Murad'ı oynamış, Bağdat Fatih'ini oynamış bir oyuncusun. O sahne nedir yani? Çok kötü bir sahneydi. O beğenmedim. Bilmiyorum. Belki beğenenler olmuştur ama ben e, e, beğenmedim yani. Daha sonra gene e, devam ediyor. Biliyorsunuz Cansu evlatlık olduğunu söylemiştim. E, aslında Erhan'ın öz kardeşi, Erhan'ın babası da arkeolog. Onları öldürüyorlar. E, Erhan e, Erhan'ın kız kardeşi e, Atiye'nin babası evlatlık alıyor. Ozan da kazayla öldürdüğünü sanıyor. Aslında babası öldürüyor. Atiye e, e, Can suyum suçu da Atiye atıyor. Neyse, Atiye bir şekilde kaçıyor. E, dizinin sonuna de değinirsem, biliyorsunuz Can suyu hayata döndürüyor. Atiye gidiyor işte dağda Can suyuyla karşı sarılıyor. Sonra birden e, senaryo değişiyor ve biz Atiye sarılıyor Cansu sonra hayatasını Cansu sen kimsin diyor Elif olmuş yani yani şöyle bir şey var Atiye Get Butterfly diye bir dizi var kelebek etkisi o dizide de biliyorsunuz oradaki oyuncu geçmişe gidiyordu ve geleceği değiştiriyordu Atiye de dizinin sonunda bunu yaptı yani ikinci sezonda bizi çok farklı bir Atiye yeni konular sürükleyici merak bekliyor dizi bunu harika vermiş Elif olarak çıkıyor Cansu karşımıza sen kimsin diyor bakın burası çok güzel gene bizim mistik karışık şeyler bekliyor belki Butterfly'e doğru çekebilir. Aslında diziyi şizofreni üstünden de işleyebilirler. Öyle işlerlerse müthiş olur. Çünkü düşünsenize her şey Erhan'ın kurgusuymuş aslında. Erhan deliymiş yani öyle bir şey. Neyse ben diziyi çok beğendim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.